Programımız devam edir şimdi gazeteler bölümünde. Kerkük Sabahı gazetesinin yeni sayısıyla sizlerden. Kerkük Sabahı gazetesi Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir. Sayı 58, Pazartesi 20 Ocak 2020. Gazetenin ilk sayfasında yer alan manşetler ise şöyle. Hepimiz Yüce Allah'tan Seyit Ali Sistani'ye acil şifalar dileriz ve onu rahmetiyle Irak ve Iraklılar için korumasını arzu ederiz. Berham Salih Safadi'yi Irak hiçbir devlete karşı alan olarak kullanılamaz. Başbakan Abdülmehdi, Katar'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nı karşıladı. Parlamento Başkanı, Başbakan'ı karşıladı. Türkmenler Kerkük'te protesto yaptılar. 16 Ocak Türkmen Şehitler Günü üzüntü dolu anlarla anıldı. Planlama Bakanı, genel sayım hazırlıklarına devam ediyoruz. 16 Ocak Türkmen şehitlerinin 40. yıl dönümü, büyük kahramanlar parlayan yıldızlar gibi Türkmenlerin gökyüzünü aydınlatmaktadır. Devam ediyoruz ikinci sayfa manşetleriyle. El Cuburi, Kerkük Belediyesi sorumluları ve polis merkezi müdürü ile toplandı. Planlama Bakanı genel sayım hazırlıklarına devam ediyoruz. Kerkük'te teröristlere karşı operasyon. Kerkük Üniversitesi'nde 12 milyar dinarlık yolsuzluk faturası. Üçüncü sayfa haberlerle devam ediyoruz. Türkmenler Kerkük'te protesto yaptılar. Kerkük Vali Yardımcısı Mühendislik Fakültesinden mezunları karşıladı. Sami Beyatlı'dan Eğitim Müdürlüğü'nün atamaları ile ilgili açıklama. Türkmen dünyasında bir yıldız daha kaydı. Siyasi sayfasıyla devam ediyoruz. Yüksek Dini Merci Sadık Hakim ve Sadık Bir Sorumlu aynı zamanda gerçekleri aktaran sadık bir medyaya ihtiyacımız var. Başbakan Abdülmehdi, Katar'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nı karşıladı. Dışişleri Bakanı El Hakim, Irak taraflar arasında savaş alanı olamaz. 5. sayfayla devam ediyoruz. Berham Salih Safadi'yi Irak hiçbir devlete karşı alan olarak kullanılamaz. Parlamento Başkanı, Başbakan'ı karşıladı. Devam ediyoruz spor sayfasıyla. Brezilyalı efsane Ronaldo'dan oyuncu Enes Ünal'a övgü dolu sözler. Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında sezonu kapattı. Yıl 2020'de forma giyemeyecek. Devam ediyoruz diğer spor sayfasıyla. İskoçya'da 12 yaşın altındaki futbolcuların idmanında topa kafa vurmaları yasaklandı. 8 ve 9. sayfada ise 16 Ocak 1980 Türkmenlerin önde gelen lider kadro şehitlerinin 40. yıl dönümünde Türkmenler tarafından üzüntüyle farklı yerlerde anıldılar. Tüm şehitlerimizi asla unutmayacağız. 16 Ocak Türkmen Şehit Günü üzüntü dolu anlarla anıldı. Kültür sayfasıyla devam ediyoruz. 16 Ocak Türkmen şehitlerinin 40. yıl dönümü, büyük kahramanlar parlayan yıldızlar gibi Türkmenlerin gökyüzünü aydınlatmaktadırlar. Abbas Ahmet. Kültür sayfasının diğer bir yazısı ise bir avuç hatıra, hoyratlarımızı kim ekti, kim biçerdi? Cumhur Kerküklü. Devam ediyoruz röportaj sayfasıyla. İyilik olumlu ve sömürebilir bir enerjidir. Görüşler sayfasında ise ne istiyoruz? İbrahim Demirel. Ve köşesinde ise nokta atışı. Özdemir Hürmüzlü. Kerkük'ü yanardağın ağzından uzak tutmalıyız. Sağlık sayfasında ise sepsis kan zehirlenmesi nedir? Kanseri geçerek dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık. Dünya sayfasında ise Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mishustin kimdir? Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre. Ve geldik gazetenin son sayfasına. Bu dava yerde kalmayacak. Doktor Necdet Koçak.
Bir Hikayem Var köşesinin yazarı Saddam El-Sufi, okuma. Şair Mişo'nun oğluna acil şifalar. Ve son olarak Zoom karikatürü Burhan Müftü.